Dün yaşananlarla başlayacağız. Dün Türkiye adeta bu ne güzellik dedirtti. Dört bir yanda bayraklar vardı. Tüm vatandaşlar sokaklardaydı. Gecenin geç saatlerine kadar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı İstanbul'da gerçekten bu kez bir başka kutlandı. Sadece saatlerce Boğaz'dan savaş gemilerimiz geçti. Gökyüzünde uçaklarımız vardı. Bir gövde gösterisine de dönüştü aslında dün yaşananlar. Büyük ve bambaşka bir kutlamaydı. Bir kez daha altını çizmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100. yıl hitabının ardından İstanbul Boğazı'nda bir de üstüne drone, havai fişek ve ışık gösterileri vardı ki onlar da muazzamdı. Görüntüler izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı. Dün neler yaşandı? Şöyle kısaca bir bakalım. Üzerine farklı farklı açılardan ekrana taşıyacağız. Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul Boğazı'nda görkemli bir gösteriyle kutlandı. Kutlu olsun bayramımız, kutlu olsun Cumhuriyetimizin 100. yılı, kutlu olsun Türkiye 100. yılı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Başkan Erdoğan'ın butona basmasıyla İstanbul Boğazı'nda gösteri başladı. Ya Allah! Bismillah! Havai fişek ve ışık gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Ve drone gösterisi. Önce dünya belirdi gökyüzünde. Ardından Türkiye haritası çizildi. Türkiye, bölünmez bütünlüğü ve sarsılmaz birliğiyle zamanın ötesinde bir kutsallık taşır. Her karış toprağa şehit kanlarıyla bezenmiş bu aziz vatanın her köşesi kahramanlık destanlarıyla dolu. Ve atın üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk işlendi göğe. Atın üzerinde şahlanan şanlı Türk askerimiz, gökyüzünde yankılanan cesaretin ve onurun sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Bu görkemli silüet, Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olup sadece sınırlarımızı değil, aynı zamanda barış ve huzur ideallerimizi de muhafaza eder. Her bir hareketi, Türk askerinin bölgesel barış ve istikrarının kilit taşı olduğunu, düşmanla mücadelede tarihi başarılar yazdığını göğüs kabartan bir gururla anlatır. Daha sonra dronlarla Yaşasın Cumhuriyet ve Türkiye 100 yılı yazıldı. Türkiye 100 yılı, geçmişin tecrübelerini, bugünün dinamizmini ve geleceğin ülkülerini içinde barındıran bir dönüm noktasıdır. Ay yıldız görseliyle Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu gökyüzüne bir kez daha yansıdı. 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti çınarı, tarih sahnesindeki ihtişamıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Bu asırlık yolculuk, geçmişin bilgelik ve cesaretini, geleceğin umut ve hedefleriyle harmanlayarak bu toprakların görkemli tarihine yepyeni bir sayfa ekliyor. Boğaz'daki muhteşem gösteriyi izlemek üzere saatler öncesinden yüzlerce kişi Beylerbeyi Parkı'na geldi. Ve şu sıralarda da Boğaz'da havai fişek gösterisi gerçekleştiriliyor. Ve buraya gelenler büyük bir ilgiyle o gösteriyi izliyor. Bu 16 yıldız sadece geçmişin şanlı tarihini değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir umudu da simgeler. İstanbul Boğazı'nda yapılan gösteriler izleyenlere unutamayacağı dakikalar yaşattı. 100. yıla yakışır bir gösteri oldu. Böyle bir gösteri mükemmel oldu. Yapanların emekleri, geçenin herkesin ellerine sağlık, teşekkür ederiz. Barışı tüm dünyaya yansıtmamız çok güzel. İnanıyorum ki bütün dünya ülkelerine bu örnek olsun diyorum. Birliğimiz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Kutlu olsun bayramımız. Kutlu olsun Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kutlu olsun Türkiye 100. yılı.